20 Eylül, 26 Eylül. Değerli balık burçları nasılsınız? Güzellikler, yenilikler, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Şöyle söyleyeceğim, 21 Eylül'de balıkta gerçekleşecek Dolunay. Ve bu dönem özellikle ilişkilerimizle alakalı sahiplenici ve radikal olaylar sergileyebilirsiniz. Baskıcı olabilirsiniz, tutkucu olabilirsiniz. Gereksizce paranoyaklıklar ve sadece ilişkinize bir noktaya odaklanabilirsiniz. Bu ilişkinizi zorlayabilir, kapınızı yıpratabilir. Ama en güzel şey de aşksızsanız yeni aşklar, yeni heyecanlar, hatta evlilik teklifi bekliyorsanız bunlarla ilgili güzel konuşmalar ve karşı tarafın ve sizin ağzınızdan çıkacak muhteşem heyecanlar var. Evet, bu ara iklimsel değişimde de olsa ruhunuzda da bir değişim gerçekleşecek ve sanki kafanızdaki çelişki sorular bitip yepyeni derin sakin bir suya kendinizi duygusal olarak açacaksınız ve doğru enerjiyle o stresleri o suya akıtıp kendinizi yeniden şifalandıracaksınız. Bence güzel şeyler hayatınızda oluşacak. Özellikle de eşkileriniz ya da ailenizle alakalı kira geliri ya da burs ya da ortaklık kazançlarla ilgili de bayağı paylaşımlar hak kazanacaksınız. Eğer kredi çekmek istiyorsanız, kredi borçlarınız varsa, kredi başvurunuz varsa, vergiyle alakalı çözemediğiniz sorularınız varsa, yeni ev almak istiyorsanız da hepsinin kapısı hayırlı. Ödemeleriniz, sisteminizi yapın. Her şey istediğiniz rayında oturacak. Yalnız bir sizden ricam, evinizin sigortası ya da sizin bir sigortanız yoksa lütfen sigortalandırın, bir sıkıntı söz konusu olabilir. Bu da biraz sizin canınızı sıkabilir diyorum. İş konularınızla alakalı da çok güzel anlaşmalara imza atmayı planlıyorsunuz. Kendi istediğiniz bir iş kapınızla alakalı ve bunu mümkün olduğu kadar zorlayıp burada kendinizi oturtmaya çalışıyorsunuz. Bunu bir yakın bir dostunuzun aracıyla bu iş kapınız söz konusu olacak. Bir de şöyle bir durumumuz var. Eğer bir kurumsal farklı bir yurt dışı firması ya da Türkiye'de yurt dışı firması ile alakalı çalışmak istiyorsanız A harfli ya da H harfli bir kişinin desteğiyle bu iş kapınız hayırlı bir şekilde söz konusu olacak. Mesela din hocaysanız ya da akademisyenseniz ya da din konularınızla ilgili bir eğitim ya da bir iş başvurunuz varsa bu konularınız da olumlu süreçte olacak. Eğer devletle ilgili çözmeniz gereken bir miras mevzunuz var dedim ya, kira, mirastan bazı konular mahkemeyle çözümlenebilir. Bu biraz uzun soluklu olsa da bu sizin gerçekten kazanacağınızı gösterebilir. Kendinizi iş anlamında kurmak istediğiniz ve planladığınız oluşumlar var ama bence hiç yapmayın. Şu anki bulunduğunuz iş kapısında olduğu kadar devam edin. Bunun için bir yıla ihtiyacınız var. Bazı hamlıklarımızı, bazı korkularımızı yenmemiz lazım. Şu an böyle bir şey yaparsak, hayır kazançsız olmayız ama telaşlı ve panik oluruz. Yani yaşadığımız olay çok fazla bizi yıpratabilir. Bu da sizi huzursuz edebilir. Eğer ciddi bir ilişkiniz varsa evlilik teklif edecek. Yani var gibi gözüküyor. Evlilik yolunda. Hatta kayınvalideler ya da anneler tanışabilir. Ve uzun süredir evliliğinizde sorununuz varsa iyileşme ve bu iyileşme karşılıklı birbirimizi anlayacağız ve sımsıkı birbirimize sarılacağımız bir nokta olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Aile büyüklerimizle alakalı yaşayacağımız bazı karışık olaylar, bazı sistemkar tavırlar sizi yıpratabilir. Hatta uzun süre ailemle görüşmeyeceğim, istemiyorum, bunların kaprisleri bitmiyor diyorsanız lütfen ailenize saygılı olun. Biz de bir gün yaşlanacağız. Bizim çocuklarımız da bize aynısını yapabilir. Mantıklı hareket edin. Hani sap döner, hesap döner, bir gün gelir hesap döner. Bir atasözü vardı, yanlış söylemiş olabilirim. Yanlış söylediysem doğrusunu yazın lütfen. Bir de değerli balık burçları, eğitim konularınızla ilgili yapmak istediğiniz yeni başvurularınız varsa olumlu şekilde ve yüksek lisans ya da bu tarz sınavlarınız varsa da bunu başarmış ve yeni kariyeriniz için eğitimler alacağınız söz konusu olacak. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Bu ara tutkulu bir aşk istiyorum.
Ben derin bir aşk istiyorum. Ben gerçekten aşık olmak istiyorum diyen balık burçları buradaysa hadi mutluluk sizin. Çok güzel derin bir aşk yaşayacaksınız ama bu aşk size sadece o anı yaşatacak. Kalıcı bir aşk olmayacak. Yani Rabbimden hayırlısını isterseniz sadece aşk istiyorum, aşk istiyorum deyip hayırlısıyla bir aşk isteyin ki kalıcı olsun. Siz ne zaman aşk isteseniz geçici oluyor. Güzel ve kalıcı aşkı ben size Rabbimden istiyorum. Rabbim size kalıcı aşklar nasip etsin. Çocukla ilgili düşünceniz vardı ve maddi problemlerden dolayı geri çeken bazı balık burçlarında sürpriz çocuk sevinci yaşanacak. Hanede bu mutluluk da tadacak. Evde değişmesini ise kaloriferleriniz, doğalgaz ya da doğalgazınızla alakalı sıkıntılar olacak ve bunların değişimi söz konusu olarak ya da bakım dönemi olabilir. Bunların bakımı söz konusu olacak. Bazı vergi borçlarınız var, emlak vergisi ya da bazı borçlarla ilgili de başvurularınızı tamamlayacaksınız. Üzerinize ait borçları kredi ödemeli şekilde yapacaksınız. Bu da sizi en azından aylık ödemenize oluşturacak. Unuttuğunuz bir icralık dosyanızla ilgili endişe yapmayın. Bu borç evet ödenecek ama güzel bir şekilde ve mantıklı bir şekilde çözümlenecek gözüküyor. Uzun süredir borç aldığınız bir insanın borcunuzu ödeyemiyorsanız da Kasım'ın ilk haftasına kadar bu borcu doğru şekilde değerlendirip bu düzene oturtmuş olacaksınız. Evet, cilt problemleriniz olabilir. Alerjik reaksiyon gösterebilir. Cildinizde sivilceler, lekelenmeler, güneş lekeleri biraz cilt bakımına ihtiyacınız olabilir. Ve bu arada botoks zamanınız ya da burunla ilgili bir estetik düşünceniz varsa yaptırabilirsiniz. Estetik için doğru bir zaman söz konusu oluyor. Bu ara en çok ne olabilir mi? Hissediyorum, seziyorum, duyuyorum. Birileri bana bir şey söylüyor. Psikolojiniz bozulmuş. Şu an hiçbir şey hissetmiyorsunuz, duymuyorsunuz. Sadece hayal dünyanız bunu hissettiriyor. Belki bol yürüyüş, bol enerji sizin bu ara sıra ataklarınızı iyileştireceğini söyleyeyim. Yakın dostlarınızla da hafta sonu keyifli bir vakit, hatta mangal tadında keyifli bir evinizde geçireceğiniz bir hafta var. Bir de son kez denize girmek isteyen balık burçları 2 günde olsa ayaklarınızı denize sokup ruhunuzu iyileştireceksiniz. Mutlu kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.